Selamünaleyküm arkadaşlar. Modern Metin Okumaları kitabımızın 8. sayfasında kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Vel hakku gerçek şudur ki enne kıyame şahsın kebirin büyük bir şahsın yapması. Neyi? Bi tevfiri ta'amilit tifli. Çocuğun yemeğini temin etmesi ve riayeti hacatihil hasatil uhra ve diğer özel ihtiyaçlarını gözetmesi, gidermesi ve kazai kadrin kebirin minel vakti ma'hu o çocukla çokça vakit geçirmesi kullu zalike bunların hepsi la yueddi bid darureti ila icadi meşairil mevaddeti zorunlu olarak sevgi hislerini meydana getirmez. Bel bilakis yuşi'u yayar hatmen kesinlikle cevvan mülaimen bu sevgi hissini ortaya çıkaracak uygun bir hava yayar meydana getirir. Gerçek olan şudur ki büyük bir şahsın çocuğun yemeğini temin etmesi, onun diğer özel ihtiyaçlarını gidermesi ve onunla uzun vakitler geçirmesi, bunların hepsi zorunlu olarak onda bir sevgi hissi meydana getirecek diye bir şey yok. Aksine kesin olan şudur ki bunun için, sevgi hissi için uygun bir ortam yayar. Zalike şöyle ki enne misle hazihi rabitatil atifiyeti yukarıda geçen gibi duygusal bağlar yumkinu en tenmu gelişebilir. Nahve eşhasin la yekumune bi ilbasit tifli ev bi tağdiyetihi çocuğu yedirmeyen veya giyimiyle ilgilenmeyen şahıslarda da gelişebilir. Bel bilakis yetecavabune o şahıslar karşılık verir ve iyyahu o çocuğa tecavüben kaviyen kuvvetli bir karşılık verir. Yani onların mesela yediriyor, içiriyor, onların görüyorlar. Yani ennehum o şahıslar yani aralarında annelik babalık bağı olmayan şahıslar yergabune fi tekhyifi sülukihim davranışlarını uyum sağlamasını istiyorlar. Ma hacati tiflil hasati çocuğun özel ihtiyaçlarına kendi davranışlarının uyum sağlamasını isterler. An tariqi ihtimamihim bihi o çocukla ilgilenme yoluyla ve taallumihim ve o çocuğa öğretmeleri yoluyla işaratihil hasate özel işaretleri ve temyiziha bu işaretleri ayırma yoluyla çocuğun yaşantısına uyum sağlamak isterler. Şimdi burada şunu demek istiyor. Yani bir kişi anne değilse, bakıcı veyahut da evlat edinen birisi ise çocukla ne kadar ilgilense de onunla arasında evlat gibi bir bağ meydana gelmez. Onu söylemek istiyor. El emru lezî yufessiru sebebe taalluki tifli bi ummihi dunel murabbiye. Çocuğun bakıcısıyla değil de annesiyle alakadar olma sebebini açıklayan durum kemâ yufessiru kezâlike nitekim aynı şekilde açıklar neyi? Sebebel atifetilleti yübdîhe tiflu nahve ummihi çocuğun annesine karşı göstermiş olduğu duygunun sebebini de aynı şekilde açıklar. Elleti öyle anne ki tegûmu bi müdâabetihi çocukla oynuyor ve tûlîhi ihtimâmen bâliğan ve o çocuğa daha fazla ehemmiyet veriyor. Ve lâ tahtasiruhu şe'nel murabbiyeti o çocuğu bakıcının durumuyla sınırlamaz. Yani sadece bakıcının bakmasıyla yetinmez. Alâ takdîmi riayeti lâzimeti lehu çocuğa lazım olan bakımı sunma hususunda sadece bakıcının durumuyla yetinmez. Min ecli ibqaihi alâ kaydil hayati o çocuğun hayatta kalmasından dolayı yani hayatta kaldığı sürece. Evet, yukarıdan itibaren toparlayalım. Böylece bu gibi duygusal bağlar çocuğun yemesiyle, giyimiyle ilgilenmeyen şahıslarda da gelişebilir. Aksine
O diğer ilgilenen şahıslar çocuğa kuvvetli bir karşılık verirler. Yani onlar çocuğun öne çıkan özel ihtiyaçlarını ona öğretmek ve onunla ilgilenmek yoluyla kendi davranışlarını çocuğun özel ihtiyaçlarına uyum sağlamasını isterler. Çocuğun bakıcısıyla değil de annesiyle alakadar olma sebebini açıklayan durum, çocuğun ona daha fazla ehemmiyet veren ve onunla şakalaşan, oynayan annesine şefkat gösterme sebebini de aynı şekilde açıklar. Ve o anne hayatta kaldığı sürece gerekli olan bakımı sunma hususunda sadece bakıcının durumuyla yetinmez. Bu paragrafı da bu şekilde toplamış olalım. Ama şurada önce ilgilenmeyenlerden sonra ilgilenenlerden bahsetmesi biraz kafayı karıştırdı. Sosyologlar ağlıyordur şu an. Kelimelere bakalım. Ne dedik? Kıyame bi, yapmak. Bu modern metinde çok geçiyor. Yani ef'alu bihâzel emr, ben bu işi yapıyorum demiyor da ekumu bihâzel emr diyor. Bu işi yapıyorum. Buna artık alışalım. Riaya, bakım dedik. Kaza minel vakt, vakit geçirmek. Bu da geçmişti sanırım. Evcede yucidu icaden, icat etmek. Hatmen, kesinlikle. Gadda yugazzi tagziye, gıdalandırmak yani yedirmek. Elbese yulbisu ilbasen, giydirmek. Tecavabe yetecavabu, cevaptan geliyor. Cevap vermek, karşılık vermek. Ragibe fi, bir şeyi istemek. Ragibe an, bir şeyi istememek. Başka ne var? Ebda yubdi, göstermek. İktasara yaktasiru, yetinmek. Ve son olarak da kaydil hayat, hayat kaydında. Yani hayatta demek oluyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Vel hakku, ya bu vel hakkularda baydı yani. Hakikatte, gerçekte, hakika şu ki dedik defalarca yani. Enne taalluka bi şahsin vahidin, bir şahısla alakadar olmak, ev ekstra veyahut da daha fazla şahısla alakadar olmak, leyse meseleten camideten, donuk bir mevzu, donuk bir mesele değildir. Fehâze taalluk, bu ilişki, bu alakadar olma, yetegayyeru şeklen, şekil olarak değişir ve mazmunen, içerik olarak değişir. Bima yettefiku ve sinnet-tifli, çocuğun yaşına uygun olarak değişir. Ve mevâkifehu, çocuğun konumuna göre. Ve alâkatihi, ve ilişkisine göre. Ma'a ebeveyhi, annesiyle olan bu alakadar olma mevzusu çocuğun yaşıyla uygunluğuna, konumuna ve annesiyle alakasına göre içerik ve şekil bakımından değişebilir. فَمَعَ نُمُوِّ الطِّفْلِ, çocuğun gelişmesiyle beraber tezdadu, artar قُدَرَاتُهُ الْحِسِّيَّةُ الْحَرَكِيَّةُ, hareket hissi yetenekleri de artar. Ve yezdadu, ve artar tebaan lizalike, buna tabi olarak, buna uygun olarak ne artar? İhtimalu mevacehetihi, karşılaşma ihtimali, li eşyae, etrafındaki şeylerle, ve mevakife cedidetin, ve yeni konumlarla karşılaşma ihtimali. İşte bunların hepsi ne yapar? Tuvessi'u dairete alakatihil içtimaiyeti, sosyal ilişki dairesini genişletir. Feyusbihu, ve neticesinde de olur. Vücudul ummi, annenin varlığı, gayra daruriyin, artık zaruri olmaz. Niçin? Litevfiril havafizi littifli, çocuğa içgüdü sağlamak için annenin varlığı zorunlu değildir. Bel, yani hatta ve hatta, yani bel her zaman bilakis manasına gelmez. Bunun da ötesinde li edai ve zaife muhtelifetin, farklı farklı görevleri yapmak için de annenin varlığı zorunlu değildir. Tabi anne seni baktı, büyüttü, yetiştirdi. Şimdi de anneye ihtiyacın kalmadı. Ah insanoğlu, ah. Evet. وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ اَمْرٍ, her ne olursa olsun, فَاِنَّ دَوْرَ الْاُمِّ, annenin rolü, يَبْقَى مُهِمَّنْ, önemli olarak kalır.
fi tevfir talimini tıfliha, çocuğuna eğitim sağlama hususunda önemini korur da diyebiliriz. Ve temkinihi min mumarasetil enşitatis sekafiyeti, kültürel etkinlik uygulamaları yapabilmesi hususunda da annenin önemi bakidir. Vel içtimaiyeti kafeten, bütün sosyal ve kültürel içerikleri uygulayabilmesi hususunda ve çocuğuna eğitim sağlaması hususunda annenin rolü önemli olarak kalmaya devam eder. Evet, kelimelere bakalım. Ma'a, beraber. Gudratun, gudrat. Türkçe zaten kabiliyet, güç, kuvvet. Teba'an, Türkçe tabi olarak. Mevkifun, mevakif, konum. Vessa'a, yuvessi'u, genişletmek. Veffara, yuvaffiru, tevfiran, sağlamak geçiyor bu. Hafizun, hafizani, havafiz, güdü, teşvik eden şey manalarında. Burada içgüdü çok güzel uydu. Vazifetun, vazaif, başka ne var? Mümarese, uygulama. Enşita, etkinlik. Sekafiye, kültürel. İçtimaiye, sosyal. Kafeten, tamamı. Evet arkadaşlar, bu şekilde de anne ile çocuğu arasındaki ilişki parçasında bitirdik. Şimdi de 81. sayfanın son paragrafı Ettiflül Müdellel parçasında kalmış olalım arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.